Selamun aleyküm arkadaşlar. Allah'a rahmet ve bereket üzeriniz olsun diyerek yeni bir videoya başlıyorum. Evet arkadaşlar. Bugün uzun bir aradan sonra kara demliğimi aldım. İnşallah arkamda görmüş olduğunuz gibi davarımız yayılıyor. İnşallah davar durduğu sürece çayımızı yapacağız. Güzel bir video olacağını düşünüyorum inşallah. Bakalım bugünlük de böyle olsun. Tabi daha sabah Doğa ana bize neler nasip edecek onu da bilmiyoruz. Bakalım hayırlısı olsun. İnşallah güzel bir video olur. Şimdilik görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar, çok kısa bir şekilde şu ziyan mevzusunu da göstermek istiyorum. Bakın şu anda ekinler yeşermeye başladı. Normal keçinin yayıldığı yerde de yeterince ot olmadığı için hayvan ne yapıyor? Sürekli ekine kaçıyor. Dünkü bahsettiğim mevzu buydu işte. Yani aşağılarda, yani koyun kenarlarında arkadaşlar, koyun yakın yerlerinde ekin ekildiği için ne yapıyoruz? Yogallara gidiyoruz. Bu aralar çok sık bir şekilde bu ekin bayağı bir boylanana kadar yogallara gidebiliriz arkadaşlar, yani orman taraflarına. Kafamız biraz da oralarda rahat oluyor çünkü. Hani yorulsan da en azından kafan rahat olduğu zaman yorgunlukta hissetmiyorsun. Fakat burada sürekli diken üstündesin. Sürekli hayvan ziyana mı atladı, ziyana mı atladı? Bu yüzden dolayısıyla kimsenin de zararına uymamak için yukarı gidiyoruz. Geçilerde biraz ziyancı oldukları için arkadaşlar artık bundan sonra ormana fazlaca gidebiliriz. Ekinler çıkana kadar. Yeri gelmişken bunu da size göstereyim istedim. Evet. Videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Keçiler susuz. Derede de su var. Davarın en çok sevdiği sulardan birisi de bu işte arkadaşlar. Böyle biraz çamurlu suyu sever. Tabi şşş. Hiçbir yer kalmadı. Kaç odan. Gölbezde suları bulandırmasa tabi güzel olacak da. Gel. 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 Tabi her gün duran da var arkadaşlar. Bugün durmuyor. Çayı da yapamadık ama inşallah yukarı çıktığımızda yaparım diye düşünüyorum. Abim arıyor çünkü geride bir tane geçi kalmıştı arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Tabii ki de öncelik işimiz çay için şey toplamak, fakat ateş odun toplamak. Yani Karadeniz'de bu çok zor bir şey değil. Adım atsanız ateş yapmak mesele değil de bu aralar davarı durdurmak mesele arkadaşlar. Gerçekten de bugün bana inat yapıyorlar biraz. Ama sinirlendim. Saldım arkadaşlar. Bundan sonra bahtları açık olsun. Evet. Hayırlı olsun. Galiba çakmağımız yanmayacak. İyi. Herhalde son dömünü kullandık. Bunlar meşe şeyi. İnşallah aşağı inmezler. Zaten şeyim arkadaşlar, benim çaydanlık çok ufak bir çaydanlık. İnşallah davar durar da şöyle uzun zaman sonra keyif ala ala bir çay içeriz ya. Neyse, şunları hazırlayalım arkadaşlar, videomuza devam ederiz. Evet arkadaşlar. Şöyle ateşimizi yaktık, çayımızı da koyduk. İnşallah çok çabuk kaynar. Vallahi arkadaşlar davar durmuyor.
ne bereketli bir şeyse şu bakın. Geçen seneden beri hala var pelit. Davar bunu yemeye gidiyor hala arkadaşlar. Kış yağdı üzerine hala var. Bir yönden iyi bir şey. Hayvana yarıyor fakat bu olmasa şu anda yayılacak hayvan. Fakat hala meşenin dibine buna koşuyor. Yapacak bir şey yok. Saldım. Şu tarafa doğru gidiyorlar arkadaşlar. Paşa da orada. Yanlarında. İnşallah bir sıkıntı olmaz. Gölbezler de yanlarında. Paşa ile birlikte gidiyorlar. Köpekler yanlarında olduğu sürece hiçbir şey olmaz. Köpekle böyle davrandığı sürece de gözüme girmeye devam edecekler arkadaşlar. Hiçbir şekilde azarlamadım. Hiçbir şey yapmadım. Bakın davarın peşindeler. İşte paşa gittiği sürece yavrular da gidecek. Gördüğünüz gibi. Tabi siz göremiyorsunuz şu anda. Bugün bir tek yanıma şeyi aldım arkadaşlar. Aksiyon kamerasını. Gerçekten çok sıcak. Ekipman fazla oldukça insan o kadar yoruluyor arkadaşlar. Her neyse. İnşallah istediğin gibi durarlar. Şöyle aşağı doğru dönerseler çok iyi olur. Eğer dönmeseler sıkıntı. Yukarı giderseler. Bakalım. Nasip. Yapacak bir şey yok. Bugün bu çayı içeceğim. Öyle ya da böyle. Evet arkadaşlar. Daha bir bardak içmeden gidiyorum. Demliği de götüreceğim. Çayı da yaptım. Gidene kadar demlenir. Bugün de var. Yani bir bardak çayı zehir ettiler. Ulan var ya. Ya şimdi arkadaşlar bırakacağım. Tamam mı? Her ne kadar köpek yanlarında olsa bile ki bu ipne de gittiydi. Bakın öbürküler daha piyasaya yeni çıkıyor ha. Bu ipne geri döndü. Karabaş ipnesi. Şey dağlıyla zalım zaten görmediydim onların gittiğini. Sadece paşa gitti. Davarla Zeyna'yı. Zeyna'yı zaten hiç görmedim. Zeyna koyunun yanında da kalmış olabilir. Tam bilmiyorum o geldi mi gelmedi mi. O geldiyse Zeyna gider arkadaşlar. Belki üst taraflarda da olabilir. Zaten Paşa ile Zeyna davarın yanında olsa yanaştırmazlar kurt da. Yine de her ihtimale karşı. Gözümüzün önünde olması iyi bir şey. Şimdi tekrar ateş açacağım. Tekrar çayı ısıtacağım. Şöyle yarım saat dursalar arkadaşlar. Çay 5 dakikada 10 dakikada kaynıyor. Oluyor yani. Hiçbir sıkıntı olmayacak. Fakat hayvanlara da kızmıyorum aslında. Çünkü ot yok arkadaşlar. Hayvanın karnı da aç olunca ne olacak? Gidecek yani. Bugün drone'u getirmedim. Eğer drone'u getirseydim ben onları yapacağımı biliyordum arkadaşlar. Sıkıntı şurada. İnşallah yukarı gitmezler arkadaşlar. Şu tarafa geçerseler sıkıntı olmaz. Yukarı giderseler çay may yalan oldu arkadaşlar. Ya işte. Hayvancılık böyle bir şey arkadaşlar. İzleyin görün. Yeri geldiği zaman ekmeğini bile yiyemezsin. Çayı zevk için alıyorum. Hadi neyse. Zaten uzun bir sürede de almıyordum. Bugün alayım dedim. Bugün de bunların gideceği tuttu. Aferin oğlum. Aferin. Ne var burada zaten? Poşete de varın yanındaymış. Paşa arkadaşlar ilk geldiğinde tabi
sıkıntılı bir köpekti. Fakat daha yavru. O yüzden bir şey de diyemiyordum o zaman. Ama artık yavaş yavaş böyle sürüyü mürüyü sahiplenmeye başladı. Ha şimdi bak. Nereye çıkıyor da bak. Neyse arkadaşlar, ben şunları bir bağırayım da. Yoksa cinayet çıkacak şimdi. Evet arkadaşlar. Davarın yanına geldim. Biraz beni deli ediyor ama. Şşşt! Çayı döveceksin şimdi. Neyse ya, oldu zaten arkadaşlar. Büyüreceğim şimdi. Vallahi benim tersim de çok kötü. Artık sinirden gülüyorum. Gel, gel. Arkadaşlar, kanalı açalı tam bir sene oldu. Bugün 5 Mart. Siz videoları bir gün geriden izliyorsunuz. O yüzden normalde bunu dün söylemem lazımdı ama neyse işte. Onun şerefine bir çay içelim dedik. Ağzımızın tadı yine. Ulan neyi çok istersem olmuyor ya. Karnım da acıktı artık. Karnım gurul gurul etmeye başladı. Zaten azlık da hamur olacak. Gel. Gel. Şu çay bir ısınsın da. Artık olduğu kadar. Nereden baksanız 15 dakikadır elimde taşıyorum çaydanlığı. Bu geçiler arkadaşlar. Kafaya bir şey koyarsalar kesinlikle yapıyorlar yani. Şeker nerede ya? Duman efekti de iyi oldu ha. Vallahi sinirden elim ayağım titriyor. Sakin ol reis, dediğinizi duyar gibiyim. Bakalım. Oo. Tam da oturmuş ha. Şöyle ilçede manzaraya karşı. Gel, 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 gel. Neyse şöyle şey ayarlayayım arkadaşlar. Evet, tabii saçlar da gitti arkadaşlar. Bu da bizim bazuka. Bismillahirrahmanirrahim. Şu bu ekmeği yiyebilmek için arkadaşlar işte bu davarın peşine gitmek zorundasın. Oğlum. Kamerayı yakacağım şimdi. Şu yemeğimi yiyeyim de arkadaşlar. Kef çayını içerken biraz sohbet muhabbet edelim. Şöyle köpürdüğüm de. Tam ayarlamışım be.
Evet arkadaşlar. Biz çay içene kadar yani biraz altında da varın. Biraz yine gideceği yere gitmiş. Gitsinler bakalım. Bir şey demiyorum. Birazdan onlara kurt gelip de saldırırsa bir gram üzülmeyeceğim. Çünkü hak ettiler arkadaşlar. Bakalım gitsinler. Evet. Davarın birazı burada arkadaşlar altında. Birazı geri gitmiş. Neyse arkadaşlar. Çok keyifli bir gün geçti gerçekten benim için. Müthiş bir keyifliydi. Bir şey demek istemiyorum. Bugün arkadaşlar kanalı açalı tam bir sene oldu. İyisiyle kötüsüyle bir sene bir yıl geçirdik arkadaşlar. Kolay değil. Ben herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Bu konuda desteklerini esirgemeyen, en başından beri bizlere destek olan herkese. İnşallah bu yolda devam edebildiğimiz yere kadar gideceğiz arkadaşlar. Bakalım hakkımız hayırlısı olsun. İnşallah güzel şeyler nasip olur. Sizlere de güzel videoları aktarmaya çalışırız. Diyecek bir şey yok. Ben elimden geldiği kadar ilk gün nasılsam bugün de öyleyim arkadaşlar. Değiştiğimi düşünmüyorum. Zaten değişmek gibi de bir amacım, niyetim yok. İnşallah Rabbim de bizleri değiştirmez. Nasıl başladıysak öyle gideriz, gidebildiğimiz yere kadar. Diyecek bir şey yok arkadaşlar. Moralim de şu an sıfır. Aklım hala oradaki duvarlarda. En iyisi gidip çürümek. Bugün de böyle oldu. Şimdilik size her zaman olduğu gibi en gönül el. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.